Bitcoin ETF için başvuru yapan şirketler SEC'le görüşmelerde bulunuyor. Son durum nedir diyor. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Birincisi SEC bunun önemi nedir diye sormak gerekiyor. Bunun önemi şudur. SEC önceden görüşme yapmazdı. Mesela zaten önceden direkt olarak reddeder. Zaten şimdiye kadar bunları tutması bile reddetmemesi bile hatta bakın ciddi söylüyorum. SEC'in şimdiye kadar ETF'leri ertelemesi bile kabul edeceğine dair büyük bir ibaredir. İkincisi zaten şimdiye kadar pek çok şey anlattı yani. Grayscale davayı kazandı, komite karşısında Gensler açıklamalar yaptı. Yani pek çok şey birleştirdiğimizde artık SEC'in ETF başvurularını kabul etme ihtimali %99,9 diyebilirim. Öteki türlü de herhalde kurumun kapanması falan gerekiyor. O kadar ciddi konuşuyorum. Tabii bu ilk etapta %50 falan diye bakılıyordu ama o zaman da %99,9 diyordum. Çünkü her şey belliydi aslında. Yani BlackRock'un girdiği noktada kim ne derse desin artık SEC'in söz hakkının kaldığını düşünmüyorum ki bugün bu noktaya yine çıktık. Şimdi SEC yakın zamanda toplantılar yapmaya başladı. Zaten yine gün içinde konuştuğumuz bir mesele. SEC şu anda en son hem ARK'ın aynı zamanda Fidelity'nin güncellemeler yapmasını sağladı. Yani mevcut başvurular üzerinde dedi ki al kardeşim bunu güncelliyorsun. Bu SEC bunlardan dolayı bu arada bakın şunu çok kısa altını çizeyim. SEC güncellemekten ziyade erteleyebilirdi. Biz bundan birkaç yıl önceki, birkaç yıl öteye gitmeyelim. Yok, geriye gitmeyelim. 2022 yılındaki SEC olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Sırf şu anda bir takım eksiklikler var diye direkt olarak derdi ki al kardeşim güle güle onaylamıyorum böyle böyle. Reddederdi. Yılın başındaki SEC olsa ertelerdi. Bir iki parti ondan sonra reddederdi. Dolayısıyla biz bugün SEC'de ne görüyoruz? Adamlar diyor ki bunu güncelle. Yani adamların şu anda yaklaşımı davranışsal olarak tamamen şu. Abicim biz bunları zaten onaylayacağız. Hadi bari yani hızlı olun. Bize yardımcı olun tamam şunları güncelleyin. Olabildiğince hızlı karara bağlayalım bu işi diyorlar. Hani zaten onaylayacak. İşin içerisinde bir iki pürüz var. Al şunu doğrula bize geri gönder diyorlar. İşte adamların meselesi bu. Toplantılar yapıyor olması ayrı bir konu zaten. SEC normalde piyasayla toplantı yapmaz ki gider dava açar. Ya da mevcut bir başvuru varsa reddeder. SEC'in yaptığı buydu yani. Şimdiye kadar buydu. Adam normal bir şekilde tam da bir kuruma yakışır bir şekilde şu an toplantı yapıyor. Dolayısıyla bunların hepsi onaylayacaklarına dair pozitiflikler. Bitcoin fiyatı çarşamba günü kısa bir süre için 29 bin dolara kadar yükseldi ve psikolojik seviye olan 30 bin dolara doğru bir hareketin parçası oldu. Merak etmeyin şimdi de gideriz. Spot Bitcoin ETF başvuru sahipleri belirli bir tarihe kadar onaylanabilmesi için Spot Bitcoin ETF'lerine onay vermek için gereken değişiklikler konusunda SEC'le görüşmektedir. Evet. Spot Bitcoin ETF konuşmaları nedeniyle BTC fiyatı son 24 saat %2 ve son bir haftada %6 arttı. Fiyat pozitif bir duygu eşliğinde 30 bin dolara doğru yavaşça ilerliyor. Şöyle şu anda bakın benim de mesela kısa vadede sürekli saatlikte grafikte kalmamdaki tabii ki bir sebep var. Bu noktada bu pozisyonların üzerinde kapatması lazım. Özellikle 28 bin bakın 600'ler üzerinde kalmaya devam etmesi ve aynı şekilde saat 11 kapanışını daha doğrusu açılışını bu seviyenin üzerinden gerçekleştirmesi çok kritik olacaktır. Bakın saatlikte yaklaşan bir EMA 50 var ve yine epey bir zaman sonra saatlikte bu pozisyonların üzerinde işlem görüyor. 4 saatlikte bir tane kapanışı burada minimum vermesi lazım. 4 saatlikte bir 28.600 üzeri kapanış verirse zaten hacim de kötü değil, artan bir hacim var. Dolayısıyla iyi yükselişler görebilir. Hatta günlük kapanışı bile 28.600 üzerinde yapabiliriz. Eğer bu şekilde gerçekleşirse emin olun 30 bin hatta 32 binlere hızlı yükselişler hatta bu yükseliş 34.500 küsürlere 34.600'lere kadar bile ilerleyebilir. O yüzden şu anda kısa vadede çok kritik bir noktada bulunuyor Bitcoin.
Bloomberg ETF analistleri spot Bitcoin ETF başlatmak için başvuru yapan firmaların SEC'le görüşmelerini sürdürdüğünü söylüyor ve detayları paylaşıyor. Firmalar SEC ile spot Bitcoin ETF için görüşüyor. Bitcoin fiyatı çarşamba günü kısa bir süre için 29 bin dolara kadar yükseldi ve psikolojik seviye olan 30 bin dolara doğru bir hareketin parçası oldu. Bu özellikle kurumsal yatırımcılardan piyasada gelen Bitcoin ETF konuşmalarına dayalı pozitif bir duyguyla geldi. Bloomberg analistleri spot Bitcoin ETF başvuru sahiplerinin Bitcoin ETF onayı için gereken değişiklikler konusunda SEC'le görüşme halinde olduklarını belirtti. Evet, aynen öyle. Bloomberg ETF analisti Seyfert, SEC tarafından spot Bitcoin ETF ihracatçılarına tavsiye edilen son değişiklikler hakkında avukat Scott Johnson'ın X üzerinde bir yazısına atıfta bulunuyor. Bu değişiklikler saklama düzenlemeleri, gap'e uyma, risk açıklamaları ve madencilikteki elektrik tüketimi gibi konuları içermektedir diyor. Evet. Bu zaten piyasanın kanayan yarası. Sürekli kafayı şişirmeye devam eder tabiri caizse. Sürekli bir, siz de biliyorsunuz ki sürekli bir devam eden enerji dalgamız var yani piyasada. Spot Bitcoin ETF başvuru sahipleri belirli bir tarihe kadar onaylanabilmesi için spot Bitcoin ETF'lerine onay vermek için gereken değişiklikler konusunda SEC ile görüşüyor. Devam edelim şuradan. Yine de önümüzdeki hafta aylarda muhtemelen daha fazla değişiklik olacak. Geri bildirimler ve yanıtlarla devam eden bir diyalogdur. Ancak SEC'in bu belgelerde ne görmek istediğini görmek kesinlikle ilginç olacak diyor. Aynen öyle. ARK Invest ve 21 Shares'ın spot Bitcoin ETF prospektüsünü güncelledikten sonra Bloomberg analistleri Balkuras ve Seyfarth'ın spot Bitcoin ETF onayının olasılığının %90'a yükselttiğini bildirdi. %90'dır. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ocak ayında 10 Ocağı kadar kabul ihtimali %90'dır. Bak altını çiziyorum. Aynı zamanda çok ciddi yükselişler getirebilir. Ocak ayındaki yani 10 Ocak tarihindeki son tarih ARK Invest'in tarihidir. SEC'in bu yıl GBTC spot Bitcoin'e dönüştürme davasının son tarihini beklemeksin onayı daha önce verebilir diyor. Bu yıl vereceğini zannetmiyorum, katılmıyorum. Yine 10 Ocak'tan önceki ortalama 5-6 Ocak gibi beklediğimiz onay dalgası içerisinde çok büyük bir ihtimalle o partide ARK'la birlikte verilecek. Hatta ARK, Grayscale, BlackRock, Fidelity bunların hepsi verilecektir. Fidelity Spot Bitcoin ETF başvurusunu güncelliyor. Gün içerisinde bununla alakalı da konuştuk biliyorsunuz. Fidelity'de ARK'ın yapmış olduğu güncellemeden sonra yine bizzat kendileri bir güncelleme gitmiştir. Ve bu noktada zaten bir sıkıntı kalmamıştır. Fidelity'de aynı zamanda benim Ocak ayında diğer 3 tarafla minimum onay almasını beklediğim ETF'lerden bir tanesine sahiptir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.